YouTube, Zede merhaba. YouTube için de kaydımızı başlattım. Neler yapmıştık? Lazio'da. Ya Lazio ne ya? Napoli'de. Takımımız oldukça iyi bir duruma gelmişti. Durumumuz çok çok güzel. Birinci sıradayız. Ligin bitmesine 12 hafta var. Ve hedefimiz de şampiyonluğu göğüslemek. Bakalım becerebilecek miyiz? Oo Patrick Picabu, hoş geldin. Selamlar sana da. Lyon. Eyvallah. Sayın moderatörümüz. CM yayını güzel demiş. İyi seyirler sana da. Şimdi ses, görüntü, yayın her şey yolundadır umarım. Napoli ile bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Şimdi ben bu İlyas'ı satış sitesine koymuştum. Bunu satmaktan vazgeçeceğiz. İlyas'ı takımımızda tutacağız. Hatta ve hatta bunun kontratı bu sene bitecek olabilir. O yüzden takımda tutalım bunu. Sonra diğer oyuncularla alakalı sezon sonu düzenlememizi yaparız. Yolunda abi. Tamam. Teşekkür ediyorum. Geri bildirimin için. Şimdi şunu şöyle düzenleyelim. Haydi bakalım başlıyoruz. Bir puanla maç eksiğimizle Lazio'nun önündeyiz. Bunu son haftaya kadar koruyabilmemiz gerekiyor. Bu hafta Roma'yı yenersek inanılmaz bir avantaj sağlamış olacağız. Şimdi Bonilla son maçta 2 gol attı. Performansı yerinde Bonilla ile devam edelim forvette. Şimdi Bonera, Bonomi, Baldini. Savunma hattını bozmayacağız. Milt tamam, Matuzalem güzel. Solis yanında. Rasin sağ açıkta. Rasin'in yerine bu maçta İlyas'ı başlatamayacağız. Sakatmış. Sonrasında Aymar ileride, Bonilla forvetimizde, Bonomi kaptanımız. Yedeklerimiz Akasu, Matteo Villa, Claudio Hüseyin, Pozzanini, Claudio Lopez, Lucatoni. Lucatoni iyi. Pozzanini iyi ya, tamam. Bu adam kalsın. Bu adamla devam edelim. Roma'yı umarım yeneriz. Barcelona'yı yendik bu kadro ile. Bu maçta da Rasin'in golüyle başlıyoruz. Çok iyi. Haydi bakayım. Aç bakayım şu statsları. Bonera 2 takıl yapmış. Baldini 2 takıl yapmış. Solis 1 takıl yapmış. Batistuta verdi cevabını. Tamam, yapacak bir şey yok. En azından yenik duruma düşmedik. Berabereliği sağladık. Yani berabere durumda şu anda. Bu maçı zaten kazanabileceğimi düşünmüyorum. Roma karşımızdaki. Kaleci sıkıntılı. Kaleci çok sıkıntılı. İki şut geldi kaleye. İkisini de içeri aldı. Değil'e devam edeceğiz ikinci yarıda. Rasin'in kart görmesini göze alamam. Kırmızı kart görmesini. Ya 35 yaşındaki adamla uğraşıyoruz işte. Sonu bu oluyor. Mağlup durumdayız. Bonilla'dan da bir şey olmuyor. Bonilla da 6 ile oynuyor. Bonilla'nın yerine Lucatoni'yi bir alalım oyuna. Şimdi Bonilla hiç şut bile çekememiş. Ya oyunda hiç yok adam. 4 şutun İkisi Aymar'dan, ikisi de Rasin'den kaleyi bulanlar. Rasin. Oo, bu maçın adamı Rasin. Aferin sana. Üç şuttan iki tane gol attı. Beraberliği kurtaralım. İşte bu. Şunu yapacağız. Sağ açığa geçecek Solis. Dur 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 dur. Takımı da hemen bir geriye yasla. Normale çek. Çok iyi. Çok iyi be. Helal be. Güzel galibiyet aldık. Bu Roma'yı yenmemiz farkı 4'e çıkartmamızı sağladı.
Ve Razin'e bir başvuru yapalım. Elimizi çok kuvvetlendirdi. Çok iyi oldu bu iş. Inter Parma maçı. Inter kazandı. Hoş geldin Yiğitcan. Ne olacak böyle? Ne olacak Yiğitcan? Sıkıntı nedir? Oyuncu dönmüş. Mild'in övgülerini artıralım. Stasi PAF takımından çıkartıldı. Rusya, Ukrayna. Vallahi o biraz siyasi şeylere giriyor bence. Ama olacak olan şu. Rusya'nın acilen durması gerekiyor. Rusya'nın durmaması durumunda bu iş daha da büyür. Hitler'in Almanya'sı durumu oluşur. Yani bir dünya savaşı kaçınılmaz hale gelir. Umarım öyle şeyler yaşanmaz ya. Neyse bizim konumuz o değil. Şu Leandersson'a bir teklif yaptık bakalım. Ersin bayağı geliştirmiş kendini, öyle diyorlar. İlyas döndü. Şimdi Stasi kaldığına göre bu adam şöyle 21 yaş altı şeyine bir gönderelim. Future transferde 3 tane garanti gelecek oyuncumuz var. Bizim takımın şeyi ne alemde? 50. 50. oyuncuyu almışız. Oyuncuları göndermemiz lazım. 7. ayın 1'ine kadar süremiz var. Tamam. Yaparız. İlyas Lazio'ya gidecekmiş. Hayır abicim, gitmeyecek. İlyas benim şu andan itibaren as oyuncum olacak. Sağ tarafta İlyas'ı oynatmaya başlayacağız. Başka oyuncuları satıp para kazanabilirsek güzel olur. Ama İlyas'a şöyle satış sitesindeyken değil de oynarken güzel bir teklif gelirse satarım. Şu anda sözleşme imzalamak istemiyor. Tamam. Nasıl olsa imzalamak isteyeceğin zaman gelecek. Biz de o zaman imzalatırız sana. Kazanan takımı bozmayalım. Bonilla'nın yerine Luca Toni ile başlayalım bu maç. Torino ile oynuyoruz. Buradaki gol krallığında Luca Toni 10 golle 5. sırada. Luca Toni'yi ilk 11'de çıkartalım tekrar. Haydi bakayım. Luca Toni. Ya seviyorum ya. Adamın değeri de çok yükseldi. 25,5 milyon oldu. Kazanmaya devam etmemiz şart. Bu haftanın maçları böyle biterse farkı 6 puana çıkartacağız. Son 8 haftada 6 puan fark çok iyi. Manchester United kariyeri yaptım. Futbol Manager'da ilk yıl şampiyon oldum. Öyle bir transfer yaptım ki hocam. Tebrik ederim seni. Manchester United oynaması zevkli takımlardandır ya. Severim Manchester United'ı. Aymar. Aymar da attı. Torino'yu ezim ezim eziyoruz. Çok güzel. Kondisyonlarda da sıkıntı yok. İkinci yarı başlasın. Asisti Jan Kulowski yapmış. Aymar bir daha attı. Güzel. İlk şutta gol yemek yakışmıyor be Calero. Seni bir satalım mı? Ne diyorsun? İyi bir kaleci alalım mı? Şöyle genç, kaliteli, olay yaratacak bir kaleci alalım biz. Aymar gibi. Aymar kaça geldi bize? 20'ye geldi. İyi para verdik ya Aymar'a. Çok güzel. 3-1. Calero. Birazcık sabote ediyor gibisin takımı. Yani bilmiyorum artık. Hocam siz de ben gibisiniz, herkese satıyorsunuz. Ben
şu şekilde bakıyorum Yiğitcan olaya. Sürekli aynı oyuncularla oynamaktansa takım böyle güçlendi, palazlandı. Bir oyuncu yıldız olmaya başladığında satarım. Yerine yıldız adayı alıp yıldız yaratmaya çalışırım. Yani benim zevk aldığım oyun stili odur açıkçası. Yani bütün kariyerlerde de görmüşsündür zaten. Benim sistemim odur. Şimdi UEFA'da güzel işler oluyor. Biz Juventus'la evimizde oynayacağız şimdi. Razini bu maçta dinlendirelim. Kazanan takım Luca Toni ilk 11'de çıkacak bu maçta. Calero'nun yerine Day'i oynatacağım. Day as kalecimiz olabilir bence. Bir Day ile David Day ile bir başlayalım. 30 yaşında İtalyan. Razin Tanks Manager. Eyvallah hacım. Leanderson teklifi reddedildi. 1,5 teklif edelim. Ha, İtalya Kupası maçıymış bu. Bu kupa maçında Bonilla ile başlayalım. Bonilla 19 maç oynamış. Luca Toni 24 maç oynamış. Bonilla ile başlayalım. İkinci yarı alırız duruma göre. İlyas sağ açıkta, Aymar. David Alba'ya aldığım James Rodriguez. Oo, çok iyi transferler. Vallahi çok iyi transferler. David Alaba'yı mı diyorsun? Yoksa? Hadi bakayım, evimizdeyiz. Final birinci maçı. Bunun rövanşında ligin sonunda yapacağız hatırladığım kadarıyla. Ha, Alaba. Güzel. İkisi de çok iyi transfer. Tebrik ederim seni. Şut var mı şut? Şut ve gol geldi. Jankulovski'nin asistiyle Hakan Milt attı. Çok iyi. Evimize gol yemezsek biz bunları yener. Kupamızı alırız. Evimize, şeyimize götürürüz, müzemize. Haydi. Bir gol daha. 1-0 bitmesin derken adamlar 1-1 yakaladı. Tam Ronaldo'ya gidiyorum. Gidiyordum. Para bitti. Ronaldo gönlü yuvan şeydedir ya. Manchester United'dadır. Azıcık para denkleştirsen böyle seke seke gelir. Maç eksiğimizde 4 puan öndeyiz. Şu Corbelli 26 yaşında. Bunu almayı çok istiyordum. Şimdi bu adamın kontratı bitiyor. Buna şimdilik bir kontrat önerelim, tamam mı? Sezon sonunda şey kadrosunda da, teknik kadroda da bir düzenleme yapacağım. Fatih Şen'in ha, biz buradan çıkmışız. 4'te 4 yapmışız. 3 gol yemişiz. 3'ünü Barcelona'dan yemişiz. Şu ana kadar başka gol atabilen yok. Bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor. Luca Toni ile mi başlayalım? Bonilla ile başlayalım bu maçta da. Solis'in yeri iyi. Matuzalem ne alemde? Matuzalem'in yeri de iyi. Hadi başlayalım şu maça. Deplasmanda Liverpool. Yenilmeyelim ya, zaten gruptan çıkması çok da önemi yok. Ya çeyrek finalde kim gelecek artık onu bekliyoruz. Rahatlık güzel şey ya böyle. Bu arada çok güzel başladılar. Bir kart çıktı o arada. İki tane kart gördüler. Oyuncuları sakatlandı. 3 kart. Sert oynuyorlar. Matuzalem'e top oynatmıyorlar. Matuzalem'i sakatlamışlar. Kladı Hüseyin, gir bakayım. İkinci yarıda ya, yani iki tane şut var. Karavana ikisi de. İkinci yarıda daha çok şut çekip kaleyi bulmamız lazım.
Claudio Hüseyin orayı toparlarsa toparlar. Şimdi bir de Bonera gelecek. Orta saha iyice kalabalıklaşacak. Birkaç oyuncu satmam gerekecek. Toparladık kendimizi. Çok güzel. Gol geldi Bonilla. Tam oyundan çıkartıyordum Bonilla. Deminden Fenerbahçe bana teklif yaptı. Kabul etmedim. Gitme Fener'e gitme. Seni de yerler. Üzülürsün. Hiç bozma. İkinci gol. Offside dedi hakem. Üç mü? İki. Pardon. Bir an offside şey yapmadım. İki oldu. Çok güzel. 2-1 hiç problem değil. O da offside. Üçledik. Çok iyi. 76'dan sonra 3 gol. Grupta sadece 3 gol yemiş olduk. 5'te 5 ile Napoli'nin gücünü gösteriyoruz. Aferin bize. Son maç evimizde olacak. Aferin. Tur atlayacağız tur. Çeyrek finalde geçeceğiz. İnanıyorum. Bu gözdağıyla sonraki gelecek takımı da güzelce eleriz. Kalede David Day güzel. Parma. Parma. Luca Toni ile başlayalım. İlyas sağ açıkta. Güzel. Takımda kalmaktan memnun. Kaç para alıyorsun sen İlyas? 18 alıyorsun. 50 istiyorsun. 50 değil de. Sana 40 verelim. İmza parası da 650k verelim. Sen takımda kal. Maçımıza çıkalım. Luca Toni ile başlayalım. Aymar ne alemde bu arada? Aymar güzel top oynuyor ya. Değerinde yükseltti. Lucatoni daha da yükseltmiş. Lucatoni gibi adamları seviyorum ya. Parma'nın forvetinde bizim Torinoğlu Şaban var. 10 gol atmış sadece. Bak bu maçta bize 2 tane gol atar. Emin olun. 30 maçta 10 gol atar. Bir maçta bize 2 tane gol atar. Oyunun sistemi her zaman budur. Ezeriz. Kardeşim hoş geldin. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sen nasılsın? İyi seyirler. Haftanın yorgunluğuyla birazcık boşluk buldum. Bir dedim yayın açayım. Bir haftadır yayın açmıyorum. Baktım. Bugün dedim bir yayın açalım. Yorgun olsak da. Yarın sabah da yine erken gideceğiz işe. Abi atamıyoruz gol ya. Nedir bu? Ne biçim bir kalecisin abi sen? 7 top çıkartılır mı? Bonilla'yı alacağız oyuna. Çaresi yok. Adam girdi golü attı işte. Girdi, attı, bitirdi abi. İlk şut gol. Demek ki Bonilla ile başlasaydık olay çok daha farklı olacaktı. Bonilla adamdır. Maç eksiğimizde 6 puan fark koyduk. Eksik maçımızı tamamlayıp o maçı da kazanırsak. Of. Belarus'a 2 tane oyuncu vermişiz. Vieri övülüyor bu arada. Vieri gelecek sene bizim topçumuz biliyorsunuz. Bedavaya attırdık imzamızı. Forvet hattı nasıl olacak bilmiyorum. Valla seneye ne yapacağız? Evimizde Leverkusen'le oynayacağız. İlyas. Kabul etmedin değil mi? Bonilla ile başlayacağız bu maçta. Diğer oyuncular aynen kalsın. Matuzalem'in yerine bu maçta Claudio Hüseyin'le başlayalım. Yedek olarak da Uğur İnceman alalım. Matuzalem bu maçta dinlensin.
Tabii ki iyi oyuncu ya. Adam efsane ve bizim takımımıza geliyor seneye. Seneye bizde. Bu maçı da kazanırsak ki kazanacağımıza inanıyorum. Seneye iyi oyuncular almak için çok iyi bir referans olacak. Şu 18 puanla çıkış, çeyrek final. Seneye birkaç yıldız oyuncu düşünüyorum. Öncelikle kaleye. Kaleye şöyle Buffon tarzı, Sebastian Frey tarzı öyle bir kaleci alacağız. Şu adam genç olsa bunu da alabilirdim. İlk yarı 1-0. Savunma hattına Nesta tarzı bir tane savunmacı alacağım. Orta saha zaten çok iyi. Forvet hattımıza Christian Vieri geldi. DMC'miz oldukça fazla. Yani takım şu anki haliyle bile iyi ama gol yedik. Vay be, Barcelona'dan başka gol atan bir takım çıktı bize. Ramelov. DMC'den geldi, gol attı. Çok iyi adammış bu da. Yani tam bir yıldızlar topluluğu olmuş olacağız. Jankulovski'nin yerine Pozzanic'i bir alalım. İlyas Kahraman'ın yerine de bu adamı koyalım. Ivan Lopez'e ver köşe vuruşlarını. Bunu da ver. Aynen, süper. Eğer denemek istersen Assassin's Creed Valhalla 4'gen için bedava olmuş. Bugün başladı. Tamamdır kardeşim. Eyvallah söylediğin için. Ona da bir göz atarım. Bir. Güzel. 16 puanla, 18 puanla çıksaydık daha güzel olurdu ama. Oo, bu beraberliği alarak Leverkusen tur atladı. Olaya bak. Hocam, Sebastian Frey iyi kaleci. Bursaspor'da hatırlıyorum. Sebastian Frey bu oyunun efsane kalecilerinden ya. Yani şu adamı alabilirsek 12. sırada takımı bir deneyelim, teklif yapalım. Çok oyuncu satacağım ya seni. Oho, Real geldi. Real geldi, Real. İlyas reddetti. İlyas'cığım 50 istiyorsun. O zaman şunu 650K'ya çekelim. İmzamızı atalım. Hadi bakayım. İlyas imzayı attı. Aferin sana İlyas. 9 milyona yükseldi fiyatı. Bakalım Carlo Ancelotti kabul edecek mi teklifi? Hayırlısı. Fenerbahçe onunla mı görüşüyormuş şu anda? Kimi oynatamıyoruz biz? Solist milli maçta. Claudio Hüseyin'i koyacağız oraya. Şununla değiştirip Claudio Hüseyin'i oraya alalım. Yedek olarak Lopez'in yerine Razin'i koyacağız. Verona, bu takımdan korkuyorum işte. Luca Toni şeyimiz olacak, forvetimiz olacak. Deplasman. Ha, onu diyorsun. Ben Fenerbahçe almak istiyor sandım da. Burada değişmiş ya. Başkası burada. Ki o zamanlar buranın başında da değildi. Pablo Cannavaro kırmızı kart görüyor. Çıkıyor. Biz de forvetten Luca Toni'nin penaltıyı kullanmasıyla öne geçiyoruz. Matuzalem. Farkı 2'ye çıkartıyor, maçı kopartıyor. Artık şu saatten sonra biter bu maç. Rahatça 5-0'lık
5-0 çok mu dedik ya? 5 olmaz herhalde de. 3-0'lık galibiyetle döneriz. Luka Toni 2 tane gol attı. Çok kart görmüşler. Aymar'da sakatlık potansiyeli var. Aymar'ı al oyundan abicim. Razin'i koy. Razin'le de İlyas'ın yerini değiştir. Hakan Milt'te de var potansiyel sakatlık. Onu da değiştir. Sonrasında takıla gel. Luka Toni'nin takılını easy'ye çek. Hüseyin'in takılını easy'ye çek. İkinci yarıya başla. İlk yarı 3 tane attık. Paolo yok. Senin dediğin Pablo değil. Fabio Cannavaro. Bu Pablo onun kardeşi, onun kadar kaliteli değil. Senin dediğin. Almamışlar mı buraya? Ha, burada. Senin dediğin bu. Bir penaltı daha. Hat-trick yaptı Luka Toni. Herhalde 5-0 yakalayacağız ya. ...4-0. Luka Toni inanılmaz bir performans gösterdi. Fark 6. Maç eksiğimiz var. Gol krallığında Luka Toni Christian Vieri ile yarışıyor. Ki seneye Vieri de bizim topçumuz olacak. Forvet hattında ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Milt bir hafta yok. Hüseyin bir hafta yok. Verona maçıyla bizim yönetim mutlu olmuş. Jan Kulowski 18 tane asist yapmış bu sene ya. Gidecek bir diğer oyuncu. Frey'i vermiyorlar. Frey'in kontratı ne zaman bitiyor? Daha yeni imzalamış. Düşerse 4.7'ye alabiliriz bu adamı. Şimdi ben şunu yapacağım. Player Search. Kaleci. Handling nerede? En az 17 olan. Pozisyon en az 17 olan. Anticipation en az 15 olan kaleciler. Bir de refleksi yüksek olacak. Refleksini de artıralım dur. Bu da en az 15 olan. Chiotis var. Inter'e gitmiş. Oscar Cordoba var. 34 yaşında. Franco Costanzo var. Bunu almayacağız. Bir de Buffon var. Buffon'u alabilir miyiz? Alabileceğimi sanmıyorum Buffon'u ama bir deneriz. Sonra bir de şöyle yap. Tol da var. Fabian Barthez var. Şuradan Ağdır'ı aç. Adamların yaşını da görelim. En genç olana gidelim. Agliardi var. Brescia'nın kalecisi. Bak bu adam da olabilir. 7.5 verelim. İyi kaleciymiş. Bunu geç. Robinson. Bak bu adam da çok iyi. Paul Robinson. Hayır. Satın almak istiyoruz biz. 7.5 da buna verelim. Şimdilik şu adamlardan bir haber bekleyelim. Makovski bir ay gitmiş. Tamam abim gitsin. Mali'nin övgülerini artırıyorlar. Tamam. Hocam Higuain'in kardeşi var mı? Beşiktaş'ta oynayan. Bunda yoktur ya. Bunda yoktur. Yok. Matteo Villa bir ay yok. Ebbe Sant övülgüler devam ediyor. Güzel. Bizim oyuncular milli maçlarını oynamışlar. Maldini 35 yaşında sözleşmeyi reddetti. Montezine bu adam da çok iyi adam da uğraşmayacağım ya.
Agliardi geliyor. Buffon teklifi reddedildi. Agliardi sizce nasıl bir kaleci? Handling 20, 16, 18, anticipation 19. Çok iyi. Şimdi bu adam 7.5'a geldiyse 5.250 deneyelim bir de. Daha az para vermeye çalışacağım. Vermediler. Brescia nerede? Ligin sonunda. Altı verelim bir de. Bir önceki teklifimiz neydi bizim bu adama? Kaç verdim ya? 7.250 mi verdim? Bir şey verdim de neyse. Neyse bakarız ona sonra. Yine o civarda bir teklif yaparız gelir. Xavi Atletico Madrid'e gitti. Mild'in övgülerini artır. Tamam. 750K'yı aldık bunda Göteborg'dan. Adam Avrupa'nın en iyisi olacak. Yok biz burada hata ettik. Şimdi 7.5'a da biz bu adamı alamayacağız. Bak şimdi iyi izle. Vallahi alamayacağız. Reddedecekler. 7.5'a veriyorlar. İyi. Important dersek 2010'a kadar imzalayacak. Hadi bakayım. Yeni kalecimiz hayırlı olsun. Bu adamın da kontratı bitiyor. Bu adamı da gönderebiliriz. Flores'in de kontratı bitiyor. Bunu da göndeririz. İyi iyi güzel. Bonilla bir ay gitti. Oyun şampiyonluğu elimizden aldı bak. Şu an şampiyonluk gitti. Böyle bir kilit oyuncu şampiyonluğa giderken sakatlanıyorsa oyun size şampiyonluğu vermeyecek demektir. Bu her zaman bu şekilde olur. Bu kaleci olayını da çözdük. Şimdi Calero'yu satış sitesine koyalım. Oo, iyi takımlar istiyor. Dur bakayım, iyi para kazandıracak bize herhalde Calero. Haydi bakayım. Calero'yu isteyenler var. Şimdi Hüseyin yok. Milt yok. Bonilla yok. Çok kötü. Bonilla yoksa Gilardino ilk kez takımda yer alacak. Yılana ilk 11'e geliyor. Orta saha. Solis burada mı? Solis yok. Solis yok ise Razin'i ilk 11'e koyacağım. Yedeğini de Ivan Lopez'e alacağım. Tamam. Tamam. Bu haliyle biz bu maçı kazanırız bence. Sonra Real'le oynayacağız bir de. Gilardinho 31 numara. Tamam abim hiç problem yok. Galibiyet için çıkıyoruz maça. Kazanalım. Farkı koruyalım. Hadi bakayım Napoli'nin aslanları. Keyfim öyle yerinde ki. Akıyor ya, akıyor. Luca Toni. Asist. İlyas Kahraman ikinci gol geldi. 30 golü buldu. 30 maçta 30 gol. Adam akıyor ya. İkinci asisti Yılana yapmış. Dün babama Maradona babamla Maradona belgeseli izledim. Maradona ayrı bir seviye ya. O adamı canlı izleyebilmeyi çok isterdim. Razi'nin yerine bu maçta bu bölgeye Uğur İncemen'i alsak sıkıntı yaratır mı? Çaremiz yok, alacağız. 2-0 öndeyiz. Baldini. Akasu'yu koy oraya. Akasu da bize önerilen oyunculardan bir tanesiydi. Yüzümüzü kara çıkarmadı ama oynatma şansı bulamadık. Bu arada yorumları okuyorum YouTube'da. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Son kariyer devamında hangi takımlarla, hangi liglerle oynayabileceğimle alakalı öneriler gelmiş. Teşekkür ediyorum onlar için de. Göz önünde bulunduracağım. Hatta şöyle bir yorumlara tekrar bakacağım. Üzerinde durmam gereken konular var mıydı? Belçika Ligi olabilir demiş Emre Hocam. Almanya Ligi olabilir. Almanya Ligi benim de aklıma yattı. Almanya Ligi yapabiliriz. Almanya yerine Riquelme demiş. Ama
Falcao'ya da bir bakalım. Falcao'yu da alacağım. Aymar bence daha iyi. Riquelme'yi iyi oyuncu, kötü değil ama Aymar'ı seviyorum. Gerçekten iyi oyuncu. Hoş geldin Charmander. Eyvallah. Kaç doğumlusunuz? 88'liyim ben. Yani yaş oldu 33 mi? Dur bir dakika. 34 olmuş. Yaşlanmışız be. Şu Falcao'ya bir bakalım ya. Maç 3-0 bitti. Luca Toni'nin şovuyla 2 maç üst üste hat-trick yaptı. Radamel Garcia mıydı? Aynen, Garcia Radamel. 7 finishingli forvet. Alalım mı bunu? Atalım mı Pop takımına? Hocam şu anki kariyerimde iyi olan oyunculara bakabilirsin abi. Justice Christopher diye bir adam var mesela, bende DMC sağlam. O adamı ben biliyorum. Justice Christopher Antep'teki oynayan değil. DC United'daki oynayan. 23 yaşında Nijeryalı. Bizde çok iyi çıkmamış. Kötü değil ama şu anki bizim seviyemizde değil. Teşekkür ederim canım. İlyas bir hafta yok. Baldini 2 hafta gitmiş. Yönetimde bizden memnun. Gençsiniz demek istiyorsun. Eyvallah. Da işte 34. 34. Tamam, Paul Ravens'ına gerek yok. Artık diğer kaleciyi aldık. Bunu da sadece Cristiano Ronaldo'yu aldığım için bir başka yıldız da almış olalım diye alacağım. Bir de İmre. İmre. Oo. Off the ball 18. Hava topları kafa vuruşu 15. Finishing 16. Teknik 17. Bu adam var ya. Zaten burada bile 9 gol atmış. Şimdi çok teşekkür ederim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Luca Toni bizde. Gilardino bizde. Ve Christian Vieri'yi aldık. Ya bu adam heba olur. Gerçekten heba olur. Üzülürüm. Garcia geliyor. Hot Prospected diyelim. Puff takımında otursun ya, gelsin. Garcia 750'ye 10 da almış olduk. Cole bu şeyde ödül almış. Şimdi gidecek oyuncular ayarlamamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çok ses çıkartırım şimdi yayında. Çatır çatır. Real maçına hazır mıyız? Akasu'yu ilk 11 alacağız. Russo yedeğe gelecek. Razine bu maçta yedeğe çekeceğim. Claudio Hüseyin ilk 11'e gelecek. Biraz daha defansif oynamak zorundayım burada. Şu anda Fenerbahçe kariyerimde berbat gittiğimizden sinirlenip oyundan çıkmıştım. Hatta DC'ye attım. Lazio'dan 8 tane falan yedim. Ne yaptın hocam ya? Aman. 8 tane ne yaptın? Harbiden ne yaptın? Solis'i mi alsak? Razin'i mi alsak? Solis'i alalım. Jankulovski, Matuzalem, Hüseyin, İlyas, Aymar, Toni, Akasu, Bonera, Bonomi. 7 numara yedeğimiz yok. Fatih Şen'i alacağız mecburen. Şöyle alalım. Evet. Yiyeceğine sıkıntı yok demiş. Eyvallah. Ama bu neydi? Tarhana cipsi mi bir şey diyorlar. O kadar sert oluyor ki. Yani tahta yer gibi oluyor. Canım bunun adı neydi? Tarhana cipsi. Evet. Şöyle bir yazın Google'a. Yayını bırakırız. Salarız yani. Öyle bir hale geliriz. Bir de şimdi aklıma geldi. Tufan Apaydın diye biri de bayağı güzel pas yapıyordu aldığımda. Tufan. O Regen olabilir mi? Ankara Gücü'ndeymiş.
orta saha. Pas 11 çıkmış burada. Kötü değil. Crossing'i çok güzel. Orta sahanın ortasında oynuyor. Bu adam orta seviye takım yönetirken yani al koy çok iyi iş yapar. Teşekkür ediyorum. Hatta ben bu adamı sonraki kariyerlerimde kullanabilmek için listeme de alıyorum. Yok abi yani gerçekten inanılmaz ses çıkıyor. Hadi bakayım Real maçına başlıyoruz. De La Pena. O adam çok iyi bak. Hemen bakalım. Maçtan sonra hemen bakalım. Hatta ve hatta maçın bitmesini beklemeyeceğim. Hala burada mı? De La Pena. De La Pena gitmiş herhalde. Transfer out de. Burada değil miydi ya bu adam? Ben mi görmüyorum? Hafa mı attınız De La Pena'yı? Maçtan sonra aratalım. Vallahi çıkmadı. De La Pena'yı biliyorum. Ama ya ben körüm. Yedik. Yedik. Bir duysaydık. Ben ayrıca bir gün yayın dışında açar yerim. Sen de duyarsın. Bu evinde fazla gol yiyen elenir tipindeki elemelerde galibiyet hiç önemli değil. Evinde gol yememeye bakacaksın. Ve şu anda biz bu hatayı yaptık. Adamlar bizi perişan edecekler. Hadi ya eleneceğiz. Kötü olacak bu iş. Solis'i oraya alalım. İki değişiklik. Bununla toparlarsak toparlarız. Toparlayamazsak yandık. Bonilla'nın yokluğu bizi perişan edecek. Bonilla'nın yokluğu bizi harbiden. Fener'in maçı mı var? Vallahi hiç takip edemez olduk bu aralar ya. Abi bu kadar kapanmayın. Yiyeceksiniz. Simon Davies'e de bakabilirim. Bakabilirsin. Sürekli aklıma adam geliyor. Tamam hocam maçtan sonra bakalım. Bonomi'yi verdik. Bonomi'yi verdik. Bu iyi olmadı. Mecburen böyle yapacağım. Adamlar bir şut, bir gol ve içimizden geçtiler. Sonraki maçta ya yeter. Defansife çek abi takımı. Luca Toni al oyundan. Alamıyoruz da. Ne biçim bir hakem bu ya? Biçti abi. İki takımı da biçti. Ne biçim bir hakem bu? Ivan De La Pena Oviedo. Bu adam, o adam. Ama bu adam Barcelona'da başlamıyor muydu ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Bu adam da çok iyi adammış. Alalım bunu da. Bundan bahsetmiyorsundur, diğeridir zaten. Çok kötü oldu ya bu iş. Yani iki kırmızı kart. Evimizde mağlup olduk. C
Canım çok sıkıldı. Bir de hocam siz nerede yaşıyordunuz? İstanbul'dayım ben hocam. Dün Manchester City'den 5 tane yedim. Ve maçta 6 kişi kaldım. 6 kişi kalmazsın ya. 5. kırmızı kartı gördüğün zaman direkt 3-0 hükmen mağlup sayılırsın. Sağ kanada Razen'i bir koyalım. Claudio Hüseyin'le başlamak hataydı. Solis'le başlayalım. Yedek olarak Lopez yedek olacak. Akasu bu maçta yok. Bonera da mı yok? Villa takıma geliyor. Matovac yedek olacak. Yedek olarak Gilardinho'yu alacağız. Bir kırılmadayız şu anda. Bu kırılmayı sağlam atlatamazsak büyük sıkıntı yaşarız. Şu maç çok önemli bizim için. Atak başladım ama umarım bir hata değildir benim için bu. Daha önce ne yaptık biz bunlara? Oo. Bütün maçları kazanmışız. Bir tane beraberliğimiz var. Razin attı. Güzel. Güzel. Oo. Şu Real maçı beni harbiden darmadağın etti. Razin. Aferin be Razin. İki gol birden. Çok iyi. Matuzalem. Hemen çıkıyorsun. Uğur İncaman. Gir oraya. Sıfır. Tertemiz. Bu arada Luca Toni neden yok ortalıklarda? Değerini 30 milyona çıkarmış. 11 sefer maçın adamı olmuş. Adam her maçta atmayayım diyor ya. Bazen de arada dinlenelim diyor. Derken golünü de attı. Keyifler gıcır. Luca Toni sen bir çık. Gilardinho'yu bir koyalım. Dört sıfır. Beş oldu Jankulowski. Gilardinho atar mısın bir tane de sen ya? Keyfim yerine gelsin. Bak seni ilk kez oyuna sürdüm. Napoli karşısında. Komandina attı. Pablo Aimar. 2 asist 1 gol. Solis'te 2 asist. 5-1 temiz. Puan 9'a çıktı. Fark 9'a çıktı. Lazio maç fazlasıyla. Abi çok iyi. 3 maç daha dayanırsak şampiyonluk bizim. Çok iyi gidiyoruz ya. Çok iyi gidiyoruz. Roma fazla maçını kazandı. Bizim son kalan maçlar kimlerle? Real'i eleyebileceğiz mi? Real'i artık elemek çok zor. Evimizde iki tane yedik de. Şimdi Inter'le oynayacağız. Fikstürü bir aç. Inter, Lazio, Juventus, Milan. Abi benim savunmaların hepsi birden nereye gitmek zorundaydı? Bonomi. Baldini de yok. Akasu'yu ortaya koy. İlyas dönmüş ama Razin çok iyi oynuyor. Razin'i kesemem. Solis çok iyi oynuyor. Ivan Lopez'in yerine İlyas'ı koyacağız. Şimdi kaç dakika olmuş? 50 dakika olmuş. YouTube için bir ara verelim. YouTube sonraki bölümde görüşmek üzere.